Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme notlarına bakacağız. Bu anlattığım özellikler haftaya sezon sonu güncellemesiyle birlikte orijinal sunucuda yerini alacak. Faramis'in yeni mistik kostümü tamamlandı. Eğer 40 tane mistik jetonunuz varsa bu kostümü ücretsiz bir şekilde yeni sezonla birlikte alabileceksiniz. Kostümün efektleri bildiğiniz epik kostümle çok yakın arkadaşlar. Böyle bir kostümün ücretsiz olması da ayrıca güzel olmuş. Bakın bu kostüm yeni sezonla birlikte orijinal sunucuda yerini alacak. Yani ben beğendim açıkçası. Şöyle arkada da bir rock müziği çalıyor. Faramis'in yeni mistik kostümü. Bu kostümden sonra da yeni bir kahramana yine mistik kostümü tasarlanacak. Bakın kendine özgü efektleri de var bu kostümün. Gordon birinci yeteneğine çok güzel bir özellik eklenmiş arkadaşlar. Artık top sektiği süre boyunca düşman kahramanları stunlayacak. Yani bakın durmadan 3 tane sekme hasarı verecek ve üçünde de düşmanları stunlayacak. Bakın şimdi şöyle 1, 2, şöyle 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi 3 tane stun atıyor sekme süresi boyunca. Böyle bir özellik eklenmiş fakat bunu bazı kanallar Bug olarak bildirmiş ama ben bu kadar sistemli düşünülmüş bir şeyin bug olduğunu düşünmüyorum. Gizli bir buff arkadaşlar şu an test sunucusunda var ve e, önümüzdeki günlerde de orijinal sunucuya gelecek. Hatta bu güncelleme ile birlikte orijinal sunucuda olacaktır. Bence patch nota yazmayı unuttular bu özelliği. Zaten biliyorsunuz Gordon Legend kostümü revamp yiyecek onunla birlikte Meta'ya yakın olduğu için bu özelliği de orijinal sunucuya getirecekler gibi gözüküyor. Yeni haliyle böyle olacak. Top sektiği sürece rakipleri stanlayacak. Ben çok beğendim. Zaten Meta'ya yakın bir hero biliyorsunuz M5'te de tercih edildi. Bu haliyle daha iyi olacak gibi gözüküyor. Dairut'ta düzenleme yapıldı. Pasifindeki dairesel saldırıların temel yenilenmesi arttırıldı. Verilen hasara bağlı olarak Yenilenme oranı ise azaltılmış. Yani son seviyede daha az yenilecek ama oyun başında daha güçlü olacak eskisine göre. İkinci yeteneğinin de bekleme süresi her seviyede 3 saniye arttırılmış. Defans düşürme özelliği ise ilk seviyede %30'dan başlayıp son seviyede %75'e kadar çıkarken artık ilk seviyede %50'den başlayacak. Yani çok daha fazla defans düşecek son seviyede de %70'e kadar çıkacak. Ölüm darbesinin de hasarı arttırılmış. İlk seviyede 90, son seviyede 50 olacak şekilde ölüm darbesinin hasarı arttırılmış. Ölüm darbesi bu ikinci vuruşu arkadaşlar. Bakın şu ilk gittiği değil. Bu ikinci dönerek vurduğunun hasarı da arttırılmış büyük ölçüde. Ultisinin de hasar her seviyede 100 düşürülmüş. Sylvan'la da düzenleme yapıldı. İkinci yeteneğinin verdiği kalkan ilk seviyede 50 son seviyede 150 arttırıldı. Artık daha fazla kalkan kazanacak bu yeteneğinden. Ultisinin ise can çalma özelliği her seviyede %10 düşürülmüş ultisi içerisindeki düşmanlardan. Artık daha az can çalacak. Fakat biliyorsunuz birinci yeteneği değiştirildi ve ultisinde artık boş alana atamıyorsunuz Silvanna kahramanının. Maşa geçen haftalarda çok fazla buff yemişti. Bu hafta birazcık nerf yemiş ve dengelemişler. Maşa'nın 2 can barı kaldığındaki bütün özellikleri %25 artarken artık %20 artacak. Tek can barı kaldığında ise %50 değil %40 artacak bütün özellikleri. Ayrıca birinci yeteneğinin verdiği saldırı hızı bonusu her seviyede %50'den artık ilk seviyede %25 son seviyede %50 olacak. HP yenileme özelliği ise 10'dan başlayıp 40'a kadar giderken artık 5'ten başlayıp 30'a kadar çıkacak. Yeni Baratsın her bir stekte kazandığı fiziksel savunma ve büyü defansı özelliği ikişer puan arttırıldı her seviyede. Artık son siteye ulaştığında 20 fiziksel savunma ve 20 büyü savunması daha fazla olacak eskisine göre. Yani full stek olduğunda sanki bu yeni haliyle sıkıntı gibi gözüküyor Barats kahramanı. Yin buff 7, ultisinin bekleme süresi ilk seviyede 12 saniye ikinci seviyede 11 saniye son seviyede ise 10 saniye düşürüldü. Böylece artık ultisine daha seri düşmanları alabilecek ve metaya daha yaklaşmış olacak. Lancelot'ta düzenleme yapılmış ikinci yeteneğinin temel hasarı ilk seviyelerde aynı son seviyelerde ise 65 düşürülmüş. Fakat fiziksel saldırı bonusu her seviyede %130'dan Artık ilk seviyede %130'dan başlayıp her seviyede %5 artarak son seviyede %155'e kadar çıkacak. Aslında oyun sonunda daha güçlü olmuş diyebiliriz. Yine ultisinde düzenleme var. Ultisinin temel hasarı ilk seviyede 50, son seviyede 300 düşürülmüş. Bu bayağı fazla olmuş. Bunda da yine aynı özellik eklenmiş arkadaşlar. Fiziksel saldırı bonusu her seviyede %150 iken artık ilk seviyede %170 İkinci seviyede %185 son seviyede %200 olacak. Yani ne kadar fazla fiziksel saldırı kasarsanız Lancelot oyun sonunda o kadar güçlü olacak. Brody nerf 7, Temel saldırılarının fiziksel saldırı bonusu %5 düşürüldü. Ayrıca seviye başına kazandığı Fiziksel saldırı bonusu da 5 düşürüldü. Artık son seviyede çok daha az vuracak temel saldırıları. Joy nerf 7, Ultisinin bekleme süresi her seviyede 8 saniye arttırıldı. Nolan Nerf 7 ile oluşturduğu yarıkların yavaşlatma özelliği %30'dan %15'e düşürüldü. Ayrıca artık yeni bir özellik eklenmiş. Minyonlarda oluşturduğu yarıklarda enerji yenilenmesi kazanacak Nolan kahramanı. Ve enerji yenilenmesi de 15'ten 10'a düşürülmüş. Artık daha zor enerji yenilenmesi. GG Nerf 7 birinci yeteneğinin rakip kahramanların HP'sine oranlı vurduğu hasar son seviyede %05 düşürüldü. Fakat yeni bir özellik eklenmiş. Artık minyonlara %20 ekstra hasar vuracak birinci yeteneğe. Ayaziteminde düzenleme yapıldı. Tetiklenme özelliği değiştirildi. Yakındaki düşman kahramanlara karşı tetiklenirken artık saldıran düşmanlara karşı tetiklenecek. Bakın şimdi böyle yanındayken hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu düşmanlarda Ayazitem var. Fakat herhangi bir yerden siz bu düşmana saldırdığınızda direkt Bakın %50 can çalma ve kalkan özellikleri azalma oluşuyor. Ayrıca saldırı hızımız da %70'e kadar düşüyordu. Bu özelliği de %80'e çıkarılmış. 3 saniye eline %80'e kadar saldırı hızımızı da düşürecek arkadaşlar. Ayaz temi olan düşmanlara saldırdığımızda. Böyle bir özellik olmuş yeni haliyle Ayaz teminin. Artık yanındayken hiçbir sıkıntı yok vurmazsanız ama adama vurduğunuzda işler değişecek. Yeni kahramanımız CC 23 Aralık'ta orijinal sunucuda olacak. Ben bu kahramanın kesinlikle metaya gireceğini düşünüyorum ama geldiğinde birlikte göreceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.